Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Mehmet Tahtasız, AK Parti milletvekilleri tarafından her fırsatta 100 yılın projesi olarak anlattıkları onkoloji tedavi ve tanı merkezinin geçtiğimiz yıl 180 gün içerisinde bitirileceği belirtilmesine rağmen, merkezin ihalesinin 24 Eylül 2021 tarihinde yapıldığının açıklandığını dile getirdi. Onkoloji tanı ve tedavi merkezi. Her gittiğimiz yerde arkadaşlar, sağ olsun milletvekillerimiz, il başkanları çıkıyorlar açılışlarda, düğünlerde. 100 yılın projesi onkoloji tanı ve tedavi merkezi hizmete girecek. Tam bundan bir yıl önce 9. ayın 1'inde ben de buradaydım. İlçe başkanımız da, siz basın da buradaydınız. Bu alana bir temel atma töreni yaptık. Ve orada çıktı siyasi milletvekilimizin bir tanesi, ne dedi? Burası tam 180 gün sonra hizmetinizde. Burası inşallah 180 gün sonra hizmetinizde dedim arkadaşlar. Ben oradaydım dedi. Fakat şu anda öğrendiğimize kadar bu araştırma onkoloji tanı ve tedavi merkezimiz 24.09.2021 tarihinde ihale açılacağı öğrendik. Merkezin bu ihalenin ardından yer teslimi yapılmasından 320 gün sonra hizmete gireceğinin belirtildiğini anlatan Tahtasız, Çorum'da yarım kalan projeler kervanına onkoloji tanı ve tedavi merkezinin de eklenmemesini istedi. Bu ihale sürecinden sonra da oradaki açıklamada tam burası 320 gün sonra arsa tahsisinden 320 gün sonra hizmete geçeceği söyleniyor. Biz buradan şunu söylemek istiyoruz. Çorum'da yarım kalan projeler kervanına onkoloji tanı ve tedavi merkezi de eklenmesin. İşte biz bunları söyledik. Havalanı yıllardır yarım. Hızlı tren 2023'te gelecek deniyor ama akıbeti belli değil. Mersin, Ankara, Çorum arasındaki yük treni projesi hala yıllardır hayata geçmedi. Polis okulumuz hala çürümekte. Askeri Acemi Birliği gelecek dendi. Hala bir gelişme yok. Belediye hizmet binası son yapılan şeyle 28 trilyon daha, eski parayla 28 trilyon daha eklenerek ve içine de tahminim bir 30 milyon, yeni parayla 30 milyon daha harcanarak 110 milyona mal olacak Çorumlu'ya. Yazıktır, günahtır. Tarımsal sulama projeleri de çok var yarım kalan. 94 trilyon geldi dediler ama onun da takipçisi olacağız. Eğer bazı yapılan, başlandıklarını bildiğimiz tarımsal sulama projeleri var. Onlara ayrıca uğrayacağız ve teşekkür edeceğiz. Ayrıca Alacayük, Hitit Barajı gibi burası da bu kervana kalmasın istiyoruz. Her gittiğimiz açılışlarda, toplantılarda burayı anlatıyorlar fakat şu anda da görüyorsunuz arkadaşlar, daha ihalesi ayın 24'ünde yapılacak. Yani biz bir yıl önce temel attığımızda ihale yapılmamış mıydı? Niye Çorumlu'yu kandırıyoruz? Eğer ihalesi yapıldıysa açıklasınlar. Daha ihale ayın 9. ayın 24'ünde yapılacak. Buradan yarım kalan projeleri takip edeceğimizi, yapılanlara teşekkür edeceğimizi, yapılmayanların da takipçisi olarak Çorum'a yapılması için uğraşacağımızı buradan sizlere kamuoyunda söz veriyoruz.